efendim, ilk konuğumuz nefes terapisti ve enerji uzmanı sevgili Sibel Acemyan. Sibel Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, çok mersi. Gördüğünüz gibi çok renkliyim bugün. Evet, renkli onu söyleyecektim. Özellikle. Renkleri konuşacağız. Üzerinizde herhalde bütün evet, renkler var. Bütün renkler var. Ne güzel. Evet. Peki bu mesela bunları giymek insanı olumlu etkiliyor mu? Evet, çok olumlu etkiliyor. Hı-hı. Ne kadar renkli giyinirsek günümüz hem o kadar güzel hem daha renkli, daha eğlenceli, daha neşeli pozitif geçiyor. Pozitif. Ne güzel, ne evet. Güzel. O zaman yavaş yavaş başlayalım. Bu arada İmren tamam. Sen nasılsın? Teşekkür ederim, bomba gibiyim. Ne güzel. O zaman başlayalım mı? Hocam, renk terapisi nedir? Evet. Öncelikle renkli konumuz renkken direkt evet. Buradan başlayalım. Şimdi renk terapisi esasında evrende olan bir terapi, renk. Niye terapi diyoruz biz buna? Çünkü giydiğimiz her renk bize bir terapi veriyor. Mesela siz bugün mavi giymişsiniz, sizden başlayayım. Mavi çok çarpıcı, güven rengi, ben buradayım diyen bir renk. İş hayatında çok kullanılan bir renk mavi. İş hayatında başarılı olmak istiyorsak mavi giyineceğiz. Niye? Hem ben buradayım diyen bir renk, hem de gücü gösteren bir renk mavi. Bu şekilde hem terapi yapıyor oluyoruz kendimize giyindiğimiz renklerle birlikte, hem de gücümüzü göstermiş oluyoruz. Sonra, maviden sonra benim için en güçlü renk beyaz geliyor. Yaz beyaz. Rengi beyaz, huzur rengi beyaz, saflığın rengi beyaz. Hastanelerde onun için beyaz kullanılır. Beyaz çarşaflar onun için çok güçlüdür bizim için. Sonrasındaki daha hem karmaşık hem kendimizi gizlediğimiz renklerden bir tanesi de siyahtır. Siyah. Ama siyah renk, evet siyah renk kamuflaj rengi. Bizi saklayan bir renk. Aynı zamanda da kendimizi daha gösteren bir renk. Siyah renkli bir insan, siyah insan gördüğünüz zaman ne hissediyorsunuz? Hemen aa ne kadar etkili birisi diyorsunuz. Sonrasındaki renk kırmızı. Evet, kırmızının hem vücudumuzdaki organları etkileme özelliği çok yüksek, hem de karşımızdakine güven veren bir renk, kırmızı renk. Kırmızıdan sonra gelen renk portakal rengi, yaratım rengi. Hayatımızdaki her şeyi çok kolay yaratabileceğimiz, işte restoranlar onun için portakal rengi kullanıyorlar. Daha hem daha çok iş yapsınlar diye hem de iştah açsın diye. Yaratıcılık i̇ştah rengi açan. Değil mi? Evet, yaratıcılık turuncu. Rengi. Paranın rengi ise yeşil. Yeşil. Tabii ki. Yeşil. Kalp rengi de esasında çok enteresan yeşil. Paranın rengi de yeşil. Evet, kalbin rengi de mi yeşil? Evet, şeyde kalbin yani. Rengi de yeşil. Birazdan çakralardan nefesle birlikte bahsedeceğim. Evet. Yeşil de çok güçlü bir renk. Sonrasında benim için spiritüel alanında ben güçlü bir insan olduğum için mor rengi diyorum. Biraz önce kızınızın adının da Lila olduğunu öğrendim. Evet, evet. Spiritüel bir çocuk olacak öncelikle. Onu söyleyeyim size. Hı hı. Ve hisleri çok kuvvetli olacak. Hisleri kuvvetli olacak. Hisleri çok kuvvetli olacak. Mor giydiğiniz gün göreceksiniz ki hisleriniz, yani içinizden hep bir ses duyuyor olacaksınız. Mor spiritüel alanda da çok güçlü bir renk. Sarıya gelince de sarı güneşin rengi. Doğduğumuz andan itibaren bizim için büyük enerji veren bir renk. Bazen rahatsız edici özellikler olabiliyor sarıda. İşte ne bileyim sarı perde seçmeyin derler çocuk odalarına. Onun için özellikle terapi olarak bunu söyleyebilirim. Sarıyı çok fazla evlerinizin içinde kumaş olarak, yastık olarak, perde olarak seçmeyin. Çünkü negatif etkileri de olabilecek bir renk. Sarı'nın. Pozitifin yanında. İşte renkler bizim için terapi dediğimiz zaman renkleri bu şekilde biz anlıyoruz, bu şekilde hissediyoruz. Hocam bir hatırlatma yapacağım sevgili seyircilerimiz. Evet, sorularınız varsa, merak ettiğiniz şeyler varsa renklerle alakalı ya da nefesle alakalı. Birazdan çünkü bir nefes egzersizi evet, de yapacağız egzersiz burada. Yapacağız. Sevgili uzman Sibel Acemyan'la beraber alt banttaki telefon numaralarından ve mail adreslerinden bizlere ve uzmanımıza ulaşabilirsiniz diyoruz. Çok merak ettiğim bir şeyle başlamak evet, istiyorum ben de. Ben şimdi mesela siyah giydim. Evet. Siyah işte dediniz kamuflaj ki böyledir, daha şöyledir. Böyle kendini saklamak. Ama şimdi bir laf vardır mesela size sorayım. İstanbul'da Boğaz'ın en kötü manzarası nerededir biliyor musunuz? Boğaz'ın en kötü manzarası. Evet. Nerede? Kız Kulesi'nde. Hmm. Çünkü Kız Kulesi'ni görmediğiniz tek yer orasıdır. Hı-hı. Şimdi ben şuradan yola çıkacağım. Ben siyah giydim ama ben siyah görmüyorum. Evet. Benim üzerime giydim mi daha önemli? Yoksa benim gördüğüm mü? Şöyle üzerinize giydiğiniz de çok önemli. Niye? Çünkü siyah dedim ya
bir takım şeyleri içinde saklayan bir renk. Hı hı. Mesela güneş ısısını ne yapıyor? Koruyor. Onun için hani siyah yansıtıyor daha doğrusu. Güneşi yansıtan bir renk siyah. Onun için beyaz giyiyoruz. Güneşi saklasın diye. Ben çok fazla açıkçası siyahı kendi kıyafetlerimde tercih etmiyorum. Daha karartı geliyor benim için. Evet, çok güzel bir renk. Yani renklerin hepsi güzel. Hepimiz kış aylarında giyiniyoruz ama açıkçası. Birazcık tercih sebebi. Ben daha çok renkli bir insan olduğum için siyah giydiğim zaman birdenbire kendimi daha böyle koyunun içerisinde, işte Kız Kulesi örneği gibi, koyunun içerisinde giyiniyorum. Bana tavsiye ettiğiniz zaman ne istersiniz, ne renk giymeyi isterseniz dedikleri andan itibaren benim tercihim hep mavi ya da renkli olur. Peki burada cenazelerde siyah giyilmesi bundan ötürü mü, yoksa öyle olduğu için mi siyah kötü algılanmış? Öyle olduğu için değil. Yani genel olarak milattan önce de bu böyleymiş. Hı-hı. Hani renklerle ilgili o zaman da siyah varmış, beyaz varmış, sarı, hı-hı, varmış bilinen ışıklar olarak. Yani kötü demiyoruz ama algı açısından bizim için daha karartıcı bir renk diyoruz. Peki hocam, biyorezonans nedir? Biyorezonans hepimizin vücudunda olan bir enerjidir. Hı-hı. Ellerinizi şöyle üst üste koyduğunuz zaman, herkes elini bir üst üste koysun. Sevgili seyircilerim, evet, siz de evdeyseniz yapabilirler, evet, mi yapabilirler uzaktan? Yapabilirler, herkes yapabilir. Tamam. Yavaş yavaş, soğuk bile olsa elleriniz, ellerinizin ısındığını göreceksiniz. Evet. Şu an bir sıcaklık tekrar hissediyorum, şöyle çok enteresan. Ellerimizi ovalayalım. Evet. Ve tekrar ellerimizden enerji verelim. Göreceksiniz, hem elleriniz ısınacak hem de benim mesela sağ kolum ısınmaya başladı. Hem de kolumuz ısınacak. Şimdi bunu yapıyorken kendi vücudumuzun şifalandırıcı ve iyileştirici özelliği var. Eğer vücudunuzda herhangi bir yeriniz ağrıyorsa şu anda, izleyicilerimize söyleyelim. Ellerini oraya koydukları zaman, mesela başları ağrıyorsa başlarına koysunlar ellerini. İşte kolları ağrıyorsa kollarına koysunlar. Bu şekilde bunu sürekli yapsınlar. Bu ne yapıyor? Bu enerjiyi arttırıyor. Ben çocuğumu sevmeden yapıyorum bunu. Aynı güzel. Böyle kucağıma almadan, evet, hep böyle yaparım. Böyle, evet, kucağıma alırım. Evet. Bakımında falan en son masaj kısmında yapılır bu. Evet, masaj kısmında da yapılır. Direkt. Evet. Burada ellerimiz, bir enerji alanı mı, evet, oluşturuyor? Evet, enerji alanı oluşturuyoruz ve vücudumuzda, yani hepimizin esasında biyoenerji uzmanlığı demek, bunun tabii hem eğitimini alıyorsunuz hem de insanların içinde olan bir şey. Hı hı. Yani benim kendi içimde olan bir şey bu. Hem de bunların eğitimini de aldım. Sonuç olarak hem biyoenerji yapıyorum, işte hem renk terapisi yapıyorum, hem nefes terapisi yapıyorum ama sağlık açısından her zaman biyoenerjiyi kullanıyorum. Hepimiz yapabiliriz. Yani bu tamamen bana özel bir şey değil. Bu herkesin yapabileceği bir şey. Peki nerede kullanılır biyorezonans? Şimdi biyorezonansın kullanıldığı alanlar, dedim ya, işte vücudumuzu özellikle iyileştirmelerde kullanıyoruz. Kendimizi daha iyi hissetmek istediğimiz zaman kullanıyoruz. Genelde insanlar bunu hastalıklar için kullanıyor. Esasında her şey hastalanmadan önce başlıyor vücudumuzda. Önemli olan hastalanmadan bir şeyleri. Önemli olan hasta etmemek, evet, değil mi hasta insan etmemek kendini? Vücudunu. Hastalanmadan eğer biyoenerji alırsak ya da kendimizi evde sürekli uygularsak, göreceğiz ki hem daha sağlıklı oluyor olacağız hem de daha enerjik oluyor olacağız. Bazı insanların bu, ya nasıl diyeyim, mesela benim annem çok enteresan bir şekilde böyle elleri ya da konuşması hasta olan yakın arkadaşlarıma hep iyi gelmiştir. Hasta olan arkadaşlar hep annemi çağırırlar. İşte Eser gel bizle konuş, Eser gel biraz omuzlarımı ol, evet, diye. Bazı insanların bu enerjisi içsel yüksek mi oluyor? Evet, çok yüksek, hem de içsel enerjisi var. Orada da şuna dikkat etmek lazım. O tarz insanlar, enerjisi çok yüksek olan insanların da enerjisini diğer insanlar çekebilir. Ha, kendine kalmıyor. Evet. Çok görüyorum ben bunu. Ay, bugün işte şuraya gittim, birdenbire enerjim tükendi. İşte o an hemen ellerinizi ne yapacaksınız? Birazdan nefes de tabii diyeceğim. Hemen kendinizi bir yere çekin ve nefes çalışması yapın kendinize diyeceğim. İşte o ellerinizi ovuşturup vücudunuzun herhangi bir yerine koyduğunuz zaman göreceksiniz, hem kendinizi daha iyi hissediyor olacaksınız hem de başkalarının enerjisini almıyor ve kendinizi şu şekilde kapatıyor olacaksınız. Yani şu hareket de çok önemli. Yani enerjilerde şu şekilde. Önden arkaya, evet, şöyle mi? Önden, evet, şöyle kendinizi kapatıyor olacaksınız. Bu bir toplulukta olabilir, arkadaş içerisinde olabilir. Nerede olursanız olun, iş yerine gidersiniz, iş yerinde olabilir. Gününüz kötü geçtikten sonra. Nazarlardan korur muyuz böyle? Nazarlardan da korur. Nazarın rengi bu arada mavi ve beyaz. O da çok güçlü bir renk. Her şeyden koruyabilir. Öyle çok değil. Enteresan. Her türlü negatif enerjiden, evet, korur. Gerçekten. Yani aslında
O kadar çok negatif şey var ki hayatımızda. Evet. İşte bu özellikle para, stres, trafik. Evet. İşte insanların birbiriyle olan ego savaşları, dedikodular, izlediğimiz haberler, evet, birçok şey bizi, evet, aşağı çekiyor. İşte böyle çok basit uygulamalar ya da basit böyle düşünce, evet, uygulamalarıyla, evet, bambaşka bir noktaya getirebiliriz kendimizi galiba. Kendimizi yeter ki bu tarz konulardan, mevzulardan soyutlayalım. Mesela bu program çok güzel bir program, enerji veren bir program. Bu programı herkes seyretmeli, güne başlamalı. Niye? Çünkü sürekli ben de her sabah seyrediyorum, her gün bir şey öğreniyorum. Öğrenmenin sonu yok neticede ve kendime uyguluyorum. Evet. Ve bunu sürekli eğer kendimize uygularsak kendimizi çok daha iyi hissedeceğiz. Ha, çok güzel hocam gerçekten. Evet. Peki nasıl başka nasıl sonuçlar alabiliriz? Yani bizi iyi etkiler. Evet. Bunu sürekli devam ettirdikten sonra bir de etrafımıza da bu şeyi yayabilir miyiz? Tabii yayabiliriz. Para karşılığı yapmadığımız sürece böyle bir şeyi. Çünkü ben daha profesyonel çalışma tarafındayım her zaman bu konunun. Birbirimize yapabiliriz, çocuklarımıza yapabiliriz bu enerjiyi. Yuvalarda yapılabilir, yani her yerde yapılabilecek enerji bu. Çocuklar birbirlerine enerji vermeye başladılar. Niye? Bu son zamanın en güzel konularından bir tanesi işte enerji, biyoenerji. Enerji dediğim zaman benle bazen nasıl bir enerji, ne enerjisi, solar enerji mi? Evet, güneş enerjisi de olabilir, hayattan aldığımız enerji de olabilir. Kaynağı neresi? Kaynağı evren, kaynağı güneş, kaynağı dünya. Niye bunu sordum biliyor musunuz hocam? Çünkü enerji verilebiliyorsa o zaman birinden enerji de alınabilir. Aynen. Böyle şey var mıdır? Var. Mesela şu an mesela hani ben sizi işte gözlerimle, düşüncelerimle negatif olarak aşağı çekebilir miyim? Çekebilirsiniz. Yapmam çekebilirsiniz. Bu nasıl oluyor? Peki bu nasıl oluyor? Mesela güzel bir şeyden bahsettiniz. Çünkü son 15 gündür yaşadığım bir şey bu. Ya bazı insanlara karşı enerjiniz hemen ısınır. Bazı insanları görmek bile istemezsiniz, evet, yanından geçmek istemezsiniz, tedirgin olursunuz, huzursuz olursunuz. Şimdi orada bir enerji çatışması var demektir. Yani şu oluyor, ya onun enerjisi daha düşük ya sizin enerjiniz daha düşük. Şimdi orada o insana karşı tamamen nötr hissetmelisiniz. Nötr dediğimiz şey, hı hı, ben bunu iptal ediyorum. Ben bu kişiyle ilgili hiçbir şey hissetmiyorum. Ne eksi, burada ne hiçbir artı şey yok. Psikolojik olarak, evet, rahatlatmak. Psikolojik olarak kendimizi rahatlıyoruz. Bunu iş hayatında çok yaşayan insanlar var. İşte hemen diyorum ki tamam, bu konuyu iptal ediyorsun, bu fikri iptal ediyorsun. Nötr, o kişiye karşı nötrüm. İşte enerjimizi çekiyor. Artı ya da eksi fark etmez. Onun için hiç kimseye karşı hiçbir şey düşünmemek, düşünce iptali dediğimiz şey, burada da bir enerji, düşünce iptali de bir enerji. Hemen düşüncemizi iptal etmemiz gerekiyor. Ve iyilik, güzellik yaymamız lazım etrafımıza. Evet, pozitif iyilik enerji ve güzellik, pozitif enerji, iyilik, güzellik. Yani bu bir oyun gibi olacak ama evet. Evet. Nefes egzersizine geçelim mi? Nefes geçelim çalışmamıza. O, evet, zaman Ezgi Hanım'ı buraya davet edelim. Kendisiyle bir nefes çalışması yapacağız burada. Evet. Hocam biz de sizi keyifle izleyeceğiz. Merhaba. Dikkatle. Merhaba. Hoş geldiniz. Evet. Ezgi de bugün kırmızı giyinmiş. Evet. Kırmızı bir kadın için çok güçlü bir renk. Dişiliğin, hı-hı, rengi. Dişi rengi kırmızı. Ben hep diyorum her kadının dolabında muhakkak kırmızı bir elbise olmalı. Kırmızı bir elbise. Evet, kırmızı erkeklerde bir elbise olmalı. En güçlü renk? Erkeklerde en güçlü renk mavi. Mavi. Evet. Mavi, tamam, çok güçlü. Kendini dediğim gibi daha ifade rengi mavi. Şimdi ifadelerden de bahsedeceğim. Çakralardan da biraz bahsedeceğim. Peki nefesi yapalım. Gözlerimizi kapatıyoruz. Ağzımızı açıyoruz. Derin nefes alıyoruz. Bunu herkes şu anda yapabilir ekranda da. İzledikten yapalım, sonra da belki yapabilir. Derin nefes alıyoruz. Nefes. Şu anda gördüğüm, Ezgi gözlerini açabilirsin. Sen de gördüğüm şey, şu karın bölgesinde bir nefes sıkışıklığı görüyorum nefes analizi yaptığın zaman. Bu nedir? Bu hemen ilişkilerle ilgili bir sıkıntı diyorum. İlişki dediğimiz şey nedir? Bu bir erkek arkadaş olabilir, hayatındaki aile birisi olabilir, aile olabilir. İlişkilerle ilgili sıkıntı yaşıyor olabilirsin. Var mı böyle bir sıkıntı şu anda? Evet. Yaşıyorum. Ne var, ne yaşıyorsun? Hocam sıkıştırmayın Ezgi'yi. Problem olmasın. Ne yaşıyorsun? Hocam. Bunu sonra konuşuruz da hani genel olarak seni nasıl görüyorum öyle söyleyeyim. Ya, daha dominant. Evet. Daha dominant, daha baskın, daha güvensiz yaklaşıyorsun. Genelde baskın bir karakter olduğum için karşı tarafla anlaşamıyoruz. O bile, evet, bastıramıyor, bastıramıyor ve anlaşamıyoruz. Peki nefesin sana nasıl bu şekilde faydası olacak? Ben Ezgi'yi hiç görmedim. Burada bu programda görüyorum. İşte hemen analiz kendini belli ediyor. Şimdi nefesle birlikte o dominantlığın,
kontrolün. Nefes alıp verdikçe göreceksin, rahatlayacak, yavaşlayacak ve kendine güvenin yerine gelecek. Kendine güvenin yerine geldiği zaman o ilişkideki kuşkuların, niye bu kadar dominantsın, onları yavaş yavaş anlıyor olacaksın. Ve hem ilişkinde daha başarılı olacaksın. Bu dediğimiz gibi aile ilişkisi olur, erkek arkadaş olur, her neyse iş ilişkisi olur. Göreceksin ki kendine güvenin yerine geliyor olacak. Dominantlığın altında birazcık güven yatıyor. Yani ağızdan nefes alıp ağızdan evet, vereceğiz. Evet, ağızdan nefes alıyoruz, ağızdan nefes veriyoruz. Sonra burası bizim kadın olma, erkek olma, topraklanma enerjimiz. Topraklanmak için her gün ayaklarımızı toprağa basmalıyız. Diyeceksiniz ki nasıl toprağa basacağız İstanbul gibi bir yerde. Parka gidebiliriz, işte ne bileyim evimize toprak alabiliriz. Ben bir leğen toprak aldım, ayaklarımı her gün o toprağa basıyorum. Yani herkesin kendine göre değişik bir formülü vardı. Sonra yukarıya çıkıyoruz, karın bölgesine geliyoruz. Karın bölgesi bizim için yaratım bölgesi, portakal rengi, çakra olarak. Yani hayatımızdaki her şeyi yaratma bölgemiz. Bazen mesela senin yaratımın çok güzel, sen hayatında her şeyi çok kolay yaratabilirsin. Hemen bir üste çıkıyoruz, şurası. Ama ilişkilerde sorun yaşıyormuş. Her şeyi sorun yaratıyor yaşıyor. Da ilişkileri evet, beceremiyor. İşte o yavaş yavaş düzelecek olan bir şey. Hemen üstü şurası çocukluğumuz. Çocukluğumuzda yaşadığımız şeyler. Sarı renk. Doğum rengi. Orası da gayet güzel. Yukarıya çıkıyoruz. Kalp bölgemiz yeşil. Kalbine derin derin nefesler aldığın zaman göreceksin kalp çakran senin çok açık. Bu nedir? Sevgiyi çok kolay veriyorsun. Sevgiyi çok kolay alıyorsun. Ancak işte bu dominantlık, güvensizlik yüzünden sıkışmalar yaşıyorsun. Sonra boğazına geliyoruz. Boğaz çakramız mavi. İfade rengi. Yani kendimizi çok kolay, rahat ifade etme. İşte tiroid hastaları geliyor. Ben de diyorum ki sıkışıklık mı yaşadınız? Evet işte son zamanlarda işte şu oldu, bu oldu. Kendimi ifade edemedim, kendimi sıktım. Hastalıkların çok alakası var. Hem renkle hem nefesle. Çok uzun bir konu. İnşallah bir dahaki sefere daha uzun anlatırım bunları size. Onun için kendimizi ifade edelim. Sinirlenmeden, sakin, duygularımızı ifade etmek kadar güzel bir şey yok. İfade edemiyorsak mavi bir flör takalım. Mavi renk kullanalım o gün. Göreceğiz kendimizi daha iyi ifade ediyor olacağız. Sonra hemen şurası, alnımızın ortası, spiritüel mor renk. Mor, spiritüel, üçüncü göz, üçüncü çakra, açılım rengi. Ya üçüncü gözümüzle her şeyi, duru görümüzü açma rengi, her şeyi hissetme rengi, iç ses rengi. Hemen yukarıya çıkıyoruz. Şurası beyaz. Beyaz bizim için çok spiritüel, çok güçlü bir renk. Beyazla zaten bütün vücudumuzu nefes sonrası kapatıyoruz. İşte o dediğimiz negatif olsun, işte kendimizi koruma frekansı, beyaz frekansı, güçlü bir frekans. Şimdi sen derin derin nefes aldıkça göreceksin hayatında her şey düzelecek ve kendini daha iyi hissediyor olacaksın. Hadi bakalım inşallah. İnşallah hocam. Ezgi Hanım her şey iyi olacak ha? İnşallah. Zaten güzel valla. Evet, çok çalışkan bir arkadaşımız aynı zamanda. Güzel. Ezgi gerçekten. Ne güzel. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Yani beni konuk ettiğiniz renk kattınız. Için. Sağ olun. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim. Çok güzel bilgiler aldık. Sevgili nefes terapisti ve enerji uzmanı Sibel Acemyan'dan.